kesin karanlığı kalbinde. Herkesin hikayesi gizli bir yara. Kimsesiz bir gölgeyim yapayalnız. Belki şimdi geceler hep sabahsız. Mutlaka yine doğar güneş. Boşluktayım paramparça. Kaybolmuşum ben araftayım. İhanetin kavgasındayım. Çıkmazların ortasındayım. Güneşin nerede? Unutup da affeder miyim? Yeni bir kader çizer miyim? Bu acının nerede merhemi? Söyle yüreğim. Bu acının nerede merhemi? Söyle yüreğim. Tövbe, ne oldu burada? Kendi kızım bıçakladı beni. Kendi kızım bıçakladı. Abi yalan söylüyor. Yalan söylüyor. Meveş doktor çağır. Meveş doktor çağır! Tamam. 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 Dila sakin. Bana inanıyorsun değil mi? Tamam. Tamam bak. Kendini kestiriyorum. Sana söyledim onu deli hastanesine yatıralım diye. Tamam. Beni öldürdükten sonra mı kapatacaksın onu? Ne? Abi esas deli olan o gözümün önünde kendini bıçakladı. İnsan kendini bıçaklar mı abi? Dila sakin. O bıçağı ver bana, konuşacağız. Söz veriyorum sana. Ver o bıçağı Dila. Tamam. Sakin ol. O bıçağı bana ver. Lütfen. Lütfen. Dila. Ver şu bıçağı bana. Bak. Söz veriyorum sana, konuşacağız. Tamam mı? Bıçağı ver bana bir tane. Ver bıçağı. Ver bir tane bana bıçağı. Gel buraya. Alo, buyurun. Merhaba, ben Elif Kara. Affedersiniz, kim dediniz? Elif Kara. Evini satmaya çalıştınız Elif Kara. Nasıl yaparsınız bunu? Neden, nasıl olduğunu bile bilmiyorum. Hiçbir şeyden haberim yok. Kapıma gelen bir zarfla öğreniyorum evimin satılacağını. Elif Hanım, lütfen sakin olun. Ya, sakin falan olamam. Bir karışıklık olmalı. Hemen bakıyorum. Elif Hanım, daha önce birkaç kez yapılandırılmasına rağmen kredi borcunuzu ödememişsiniz. Bakın, ben eşimi yeni kaybettim. Toparlanmaya çalışıyorum. Eğer daha önceden haberim olsaydı belki bir şekilde ama... Başınız sağ olsun, çok üzüldüm. Ama banka bütün yasal süreçleri tamamlamış. Gereken zamanda tebligatlar yapılmış ve sonrasında da eviniz satışa çıkarılmış. Bu böyle olmaz. Bir yolu olmalı. Çok üzgünüm Elif Hanım. Hayır. Güzelim. Uyandın mı sen? Ay, ellerim böyle, her yerim boya olmuş. Gel banyo yapalım da temizleyelim seni.
burası bizim evimiz. İkimizin. Ben her şeyi düzelteceğim, her şeyi halledeceğim. Merak etme sen. Gülümsüyoruz. Hadi bakalım. Aa. Hadi banyoya koş. Gel. Geçmiş olsun. Ucuza atlatmışsınız. Birkaç santim daha yukarıda olsaydı atar damarlar kesilebilirdi. Sağ olun doktor bey. Sağ olun. Dikişler birkaç gün sonra zaten kendiliğinden düşecektir. Buyurun ben sizi geçireyim. Anne ne oldu orada? Dila ne oldu da bu hale geldi? Yalnızca konuşmak istedim. Bizi neden kandırmaya çalıştığını anlamak istedim. Ama o kadar öfkeliydi ki. Tezgahın üstünde bir bıçak vardı ve elini alıp... Eğer kendimi korumasaydım öldürecekti beni. Hayatımda bu kadar korktuğumu hatırlamıyorum. Dila, bundan dolayı böyle bir şey yapmış olamaz. Ben yalan mı söylüyorum? Çok uzun zamandan beri iyi değil, iyi değil. Korkuyorum ondan çok. Artık çok korkuyorum. Gece uyurken odamıza girip her şeyi yapabilir. Ya kendimi koruyamazsam? Ya gerçekten beni öldürürse? Eğer böyle bir şey olursa vicdan azabı çekmez misin Fırat? Ben Dila'yla da konuşacağım. Abi. Dila. Abi bana inanıyorsun değil mi? Ben yapmadım. Kendi yaptı. Kendi kendini kesti. Dila bir sakin ol. Tamam mı? Şimdi sakin sakin. Güzel güzel bana anlat. Ne oldu orada? Abi anlattım ya. İnanmıyor musun? Seninle tehdit etti beni. Seninle aramı bozmakla tehdit etti. Ben de çok sinirlendim. Elime bir bıçak aldım. Ama bir şey yapmayacaktım. Korkutmak istedim onu sadece. Sen beni mi öldürmek istiyorsun onunla? Ha? Öldür o zaman. Korkma. Çocukluğundan beri bunu yapmak istemiyor musun? Hayır anne bırak. Hadi gel beraber abine senin hastaneye yatman gerektiğini ispatlayalım mı? Anne bırak tamam bırak. Senin ne kadar deli olduğunu ispatlayalım mı? Hayır anne. Hayır sakin ol. Sakin ol. Ne? Yapma hiçbir şey korkma. Korkma. Küçüklüğünde de korkan tekiydi sen. Dur ah dedim. Anne. Yapamıyorsun. Hı? Cesaret edemiyor musun? Yalvarırım, inan bana abi. Ben yapmadım. Bak, bunun üstesinden birlikte geleceğiz, tamam mı? Birlikte halledeceğiz bunu. Çözeceğiz bu durumu. Gel bakalım. Senin bu Elif ablan var ya çok fena. Sana şahane bir oda yapmış. Hadi bana göster, gel. Aa çok merak ediyorum nasıl acaba? Çok güzel olmuş. Güzel odana benden de minik bir hediye. Aç bakalım. Beğendin mi? Çok güzel. İstersen onu ben alayım. Siz de kuru pastaları hazırlarken ben de bunu asarım. Astığım yerde sana sürpriz olur. Hı? Hadi. Hadi. Çok güzel kuru pastalarım var. Bak şimdi sen geç otur ben hemen hazırlayıp geliyorum.
kredi borcunuzu ödememişsiniz. Ve sonrasında da eviniz satışa çıkarılmış. Rahmetli Hakan Bey'in bir tazminat hakkı yok. Hakan Bey'in aldığı avanslar tazminatını aşmış durumda. Biz de bu nedenle bu borcu sizden talep edecektik. Yeni kira artışımız. Ya bu çok fazla. Biz bunu ödeyemeyiz. Maalesef kocanız Hakan Kara ciddi bir trafik kazası geçirdi. Kızınızın durumu iyi, onun için endişe etmeyin. Bence çok güzel oldu yeri. Hadi sen devam et. Nasıl ya? Hemen öyle ev mi satılırmış? Hemen değil ki. Aylar önce almış tebligatı Hakan. Kaç defa yapılandırmaya girmiş kredi ama hiçbirini ödememiş. Ah Hakan, ah! Artık bir evim bile yok. Dur bir güzelim sen de ya. Buluruz bir yolunu. Nasıl Fulya? Benim o kadar param mı var? Nasıl ödeyeceğim ben o kadar parayı? Şirketten, Fırat Bey'den falan. Sakın. Peki, sustum. Odası olunca nasıl mutlu oldum. Baksana şunun haline. Ben nasıl söyleyeceğim bunu Güneş'e? Nasılsın bir tanem? Daha iyi misin? Biraz bahçede hava alalım mı? Temiz hava iyi gelir. Dila!
Sen de annem gözün. Tamam, Bila. Sen de onun gibisin. Bila, her şey düzelecek. Tamam mı? Bila. Bila, seni hiçbir zaman yalnız bırakmayacağım. Tamam biter. Korkma. Korkma, tamam mı? Hani beni hep koruyacaktın. Hani hep koruyacaktın. Abi. Abi beni bırakma. Acıtmayın oğlum, kızımı çok acıtmayın. Bırakın beni. Yedireceğim. Abi. Masalımı okuyalım. Ama daha yeni okuduk. İyi, hadi gel. Gel bakalım. Minik tilkicik bir gün babasıyla ormanda gezintiye çıkmış. Amaçları diğer hayvanların evlerine bakıp en güzel evi bulmakmış. Üzüntünüzü anlıyorum Fırat Bey. Ama Dila Hanım'ın tıbbi geçmişine ve söylediklerinize bakarsak en doğru kararı verdiniz. Peki doktor bey, bundan sonraki süreç nasıl olacak? Nasıl ilerleyeceğiz? Dila Hanım 48 saat gözetimimiz altında kalacak. Bu süre zarfında eğer kendisine ve çevresine karşı zarar vereceğine kanaat getirirsek mahkemeye başvurup istemsiz yatış kararı çıkartacağız. Bir dakika, mahkeme mi? Hasta tedavi olmayı kabul etmiyorsa, biz de onu burada zorla tutacaksak mahkeme kararı gerekiyor. Peki ne kadar devam eder bu? Dila abinin burada ne kadar kalması gerekiyor? Açıkçası tedavi süreci hakkında kesin bir şey söyleyemem. Ama mahkeme kararından sonra maksimum 15 gün burada tutabiliriz. Eğer ki doktorlar ve aile tedaviye devam etmek istiyorsa ama hasta istemiyorsa o zaman yine mahkemeye başvurmak gerekir. Peki kardeşimi görebilir miyim? Açıkçası müsaade izin vermem mümkün değil. Ama bakar mısın? İstemsiz yatış formunu imzalarsan görebilirsin. Ne olsa imzalarım doktor bey, veririz. Uyumamız gereken prosedürler var. Form size yüksek sesle okunacak. Sizin de imzalamanız gerekiyor. Sağ olun, teşekkür ederim. Madde 1. Hastanın psikiyatrik hastalığına bağlı olarak yaşamsal tehlike içinde olması ve ilaç tedavisinin istenilen hızda sonuç vermemesi nedeniyle acilen... Açın kapıyı! Açın kapıyı! Thank you.
Değil mi? Bu taraf mı? Evet, evet. Sadece iyiliğini istiyorum, tamam mı? İyi olmanı istiyorum senin. Hepsi senin iyiliğin için. Tamam bir tane. Ne olur yapma. Bugünü asla unutma abi. Çok pişman olacaksın. Çok. Öfkeliydi ki. Yalan söylüyor. Korkuyorum ondan çok. Çok pişman olacaksın. Çok. Neden ağlıyorsun? Dila için. Şimdi orada yapayalnız. Herkes için böylesi daha iyi. Dila için de. Ümran Hanım. Ya doktoru buraya getirseydik ya da ne bileyim biz götürüp getirseydik ha. Ben ona kefil olurum. Hiç yalnız bırakmazdım onu. Bakardım ben ona. Hem o zaman sözümüzü de dinlerdi ha. Böylesi daha münasip dedim sana. Bana sade kahve yap. Farkındaysan ben de yaralıyım. Köstebek ve tavşan yuvalarında da yaşayamayacağını fark eden yavru tilki en sonunda babasıyla beraber kendilerine yeni bir yuva kazarlar. İşlerini bitirdiklerinde akşam olmuştur.
minik tilki yeni evlerin yüksek bir ağacın tepesinde veya dikenli bir çalının içinde olmamasından dolayı çok hoşnuttur. Gece olur, baba oğul çok mutludurlar. Evleri bütün evlerin en güzelidir. Çünkü onların evleridir. Alo. Elif, iyi akşamlar. İyi akşamlar. Ben Güneş'i soracaktım da ben... Nasıl? Yani mutlu mu odasında? Çok. Şimdi uyudu. Çok sevindim mutlu olmasına. Yani Güneş'in mutlu olmasına sevindim. Fırat. İyi misin? Bir problem yok değil mi? Elif aslında ben... Ben iyiyim, iyiyim. İyiyim. Bir sorun yok. Bir sıkıntı yok. Peki. Sevindim. Teşekkür ederim Güneş'i sorduğun için. Tamam. Görüşürüz o zaman. Görüşürüz. Fırat mı? Sen az önce Fırat mı dedin? Yani yanımızda kimse yokken sizi bizi konuşmayı bıraktık. Sebep? Sık sık görüşüyoruz. Yani Güneş nedeniyle bir de çiftliğine gidiyoruz, o kadar garip oluyor. Allah Allah. Niye aramış bu saatte? Güneş'i çok merak etmiş. Mutlu mu diye aradı. Hmm. Hı hı. Bugün odayı yaparken bize yardım etti işte. Vay arkadaş. Ne filmler dönmüş de biz kaçırmışız değil mi? Hülya. Tamam ya, sana da şaka yapılmıyor. Hoş geldin. Ne haber? Geçsene. Otursana. Ne hazırlayayım sana, ne içersin? Bir şey almayacağım, sağ ol. Vay be. Buraya uzun zamandır gelmemiştim. Aşk olsun Alper. Geçen yıl doğum günü partimi burada yapmıştım ya. Doğru. Bak, hatırlıyorum. Bir de beni umursamıyorsun diyorsun. Ama işte doğru olan parti kısmıydı. Ne yazık ki davetler arasında ben yoktum. Alper! Ya senin davete mi ihtiyacın var? Aşk olsun. Hem kesin senin bir işin çıkmıştır, sen beni sallamışsındır. Bu senden başkasının eline geçerse ikimiz de yanarız. Ona göre. Tamam. İkimizin arasında kalacak sır, söz. Telefonlara dediğim gibi,
Yani sanki Hakan'ın başka bir hayatı daha varmış. Nereden anladın bunu? Düzenli olarak ödediği bir ev kirası var. E tamam, oturduğu evdir. Yok değil. Yani kendi evini krediyle almış. Yani kredisini ödemeye çalışıyormuş ama yani gerçi ödeyemiyormuş. Doğru dürüst hiçbir taksidini ödeyememiş. E tamam, annesinin evidir o zaman. Kendi evinin kredisini bile ödeyemezken annenin evinin kirasını ödemezsin Sude. Anneni de alır kendi evine getirirsin. Başka? Mesela zincir marketlerden alışveriş yapmış. Yani kredi kartı ekstrelerine göre iki marketten yaptığı alışverişler var. Yani? Yani aynı şirket ama şubeleri farklı yerlerde. Şubelerden bir tanesi Beşiktaş'ta, diğeri Sarıyer'de. Sahiden finansçıların kafası farklı çalışıyormuş ya. Bir de hatırladığımdan daha zeki bir adammışsın. Dediğim gibi Sude, beni o kadar da umursamıyormuşsun. Güvercin seslerini duyuyor musun? Kış bahçesinden geliyor. Mehveş'e bin defa söyledim besleme bunları, yuva yapıyorlar diye ama dinlemiyor. Çiçeklerimi eşeliyorlar. Kolun nasıl? Biraz ağrım var ama iyi. Dila nasıl? Kızgın. Bugün kızıyor belki ama sonrasında bize teşekkür edecek. Sana saldırmadığını söylüyor. Senin kendini bıçakladığını, onun hiçbir şey yapmadığını söylüyor. Gerçekten böyle mi söylüyor? Fırat o hasta. Anlamıyor musun? Kafanı karıştırmaya çalışıyor. Gel bak oku. Telefonumdan kız kardeşinin Süreyya Hanım'a attığı mesaja bak. Haluk. Anne sen ne diyorsun ya? Bu gerçekten Süreyya Hanım'a mı gitti? Evet. Ve dahası da var. Dahası ne olabilir? Lamia kahvaltıya gelmişti, hatırlıyor musun o gün? Göya ben ona mesaj atmışım. Ama hatırlamıyormuş. Eşyalarımı sakladı Fırat. Ve hepsini benim yaptığımı söylüyor. Bunu yapmak zorunda kaldığım için kendimden nefret ediyorum. Yeter! Evet, ben yaptım. Fark etmeseydin daha da çok yapacaktım. Çünkü bu evde hastaneye kapatılması gereken tek bir kişi var. O da sensin. Senden nefret ediyorum. Ben biliyorum mükemmel bir anne değilim ben. Ama elimden geleni de yapıyorum. Bütün hatalarımı telafi etmek için bu bir fırsat belki benim için. Açıkçası tek isteğim onun iyiliği. Keşke bunları bana daha önce anlatsaydın. Sorun o zaman bu kadar büyümezdi belki de. Ne bileyim, kendim halledebilirim zannettim açıkçası. Bugün de onunla konuşmak istedim. Bütün bunları anlatmak istedim sadece ama. Sen merak etme. O iyi olacak. Süreyya Hanım ne olacak? Yani arıyorum ve telefonlarıma çıkmıyor. Takma kafanı sen. Ben halledeceğim onu. Belki de bu güvercinler iyi günlerin habercisidir. Ne dersin?
Bilmem. Günaydın. Günaydın. Canını sıkan bir şey olmuş. Ne oldu? Dila'yı hastaneye kaldırdık yine. Ne oldu, yine mi bayıldı? Bu sefer farklı. Bir kliniğe yatırmak zorunda kaldık. Psikiyatri kliniğine. Psikiyatri mi? Neden? Sude Dila'yı değil. Dinlenmesi gerek. Ay Allah, yani ben... Hani Dila deli doludur falan ama... Bu kadar olacağını bir beklemiyordum ben. Sude, ikimizin arasında kalsın olur mu? Tabii tabii. İkimizin arasında. Söz. Sağ ol. Dila'yı aradın mı? Arasam da görüştürmezler. Sen annesisin, belki seninle görüştürürler. Bunun bir faydası olacağını düşünmüyorum. Bana kızarmış ekmek getir. Peki biz ziyaretine gitsek? Orada çok iyi bakılıyor. Yani bizi orada görünce belki Dila'nın morali düzelir. Peki benim moralim ne olacak? Acaba onun moralini düşünmeyip biraz benim moralimi mi düşünsen? Kızarmış ekmeğimi alabilir miyim şimdi? Çayım da tazele. Bugünden yarına satılmayacak ki evin Elif. Açık artırmaya çıkarılacak, teklif verilecek, biri alacak, devir işlemleri olacak. Yani oho anlayacağın. Ama sonunda birinin olacak değil mi? Elif'ciğim. Ya bu kadar acele etmesem mi acaba? Hı? Yani sonunda evi biri alacak. Yani bizi orada tutacak mı? Hadi oturttu diyelim. Senin Nişantaşı'ndaki kiralardan haberin var mı? Ya onun için söylemiyorum. Ya uygun bir yer bulana kadar bizde kalırsınız mesela. Ya zaten sen annenle zor sığıyorsun eve. Bir de biz, olmaz öyle şey. Canım benim, ne olacak sanki? Koy koyuna yatarız işte. Yapacak bir şey yok. Kriterleri değiştireceğim. Belki de daha uzak bir semtten bakarım. Güneşli kreşi ne olacak peki? Ona doğrudan bir kreş bakacağız. Kuzum, daha yeni arkadaş bulmuştu kendine. Orada da bulur Fulya. Ya durumumuz ortada. Alo, merhaba. Kiralık ev ilanınız için aramıştım. Ne zaman görebilirim acaba? 3. Evet, 3 uygun. Tamam. Görüşmek üzere. Teşekkürler. Canım, özür dilerim. Böyle çıkışmak istemedim sana. Kendimi o kadar köşeye sıkışmış hissediyorum ki. Hadi bir şu Fırat Bey'le konuş. Güneş ne kadar sevdiğini sen... Fulya, bu konu kapandı. Lütfen. Ya Hakan'ın borçları ortada. Ne diyeceğim? Hayır. Dosya hazır mı? Hazır. Fırat Bey'e mi götüreceksin? Evet. Bu sefer de ben ısmarlayayım dedim. Al bakalım. Sağ ol. Aklıma ne geldi biliyor musun? Şu Elif, kocasının ikinci bir hayatı olduğunu biliyor mudur sence? Belki de ikisinin planladığı bir şeydir bu iki ev meselesi. Sonra da bu Karadul Fırat'a musallat olmuştur, olamaz mı? Aklından ne geçiyor Sude? Bak. Şurası. Her ay tekrarlanan ödemelerin detaylarını görebiliyor muyuz? Ya mesela şu kira bedeli yazan evin yeri. Hı? Diyelim ki öğrendik. Ne bulmayı umuyorsun? Komşularını, orada kiminle yaşadığını. Dün akşam düşündüm de. Hakan da kazayı Sarıyer taraflarında yapmıştı değil mi? Belki de Elif kocasının ikinci bir hayatı olduğunu o gece öğrendi. Ben de fena sayılmam değil mi? Yani zeka konusunda.
Dün Ayaz Konağı'nda hareketli saatler yaşandı. Güçlükle sakinleştirilen Dila Ayaz psikiyatri hastanesine kaldırıldı. Kahretsin. Efendim. Ümrancığım, olanları yeni öğrendim. Çok geçmiş olsun. Doğru mu yazılanlar? Vallahi ne söylesen haklısın. Bayılıyorlar insanların özel hayatlarına burunlarını sokmaya. Dila nasıl? Bak, yapabileceğimiz bir şey olursa lütfen çekinme. Haber ver, olur mu hayatım? Şu an müsait değilim, kapatmam lazım. Allah kahretsin. Mehveş, söyle arabayı hazırlasınlar. O ne ya? Yok artık. Bana yalan söyledin. Ne? Ne yalanı? Başından beri Dila'nın psikolojik sorunları olduğunu biliyordun. Hastaneye de o yüzden kaldırıldı değil mi? Hayırdır Yılmaz? Ha? Sizin benden sakladığınız gizli bir ajandanız falan mı var? Ne ajandası? Ne diyorsun sen ya? Al bak, ben de yeni öğrendim her şeyi. Ah, Fırat çok üzülecek. Bunu sonra konuşacağız. Süreyya Hanım. Geleceğinizden haberim yoktu. Bu ne sürpriz? Fırat Bey ile görüşmek istiyorum. Hemen. Tabii. Ben hemen haber vereyim. Sizi toplantı odasına alayım. Buyurun. Yanaklısı 19 bölünce biraz fazla. Bak. Görüyor musun? Şimdi kafası ne olacak? 3, 2, 1. Çöp. Gri önlüklü adam. Çöpü döküyor. 5, 4. 3, 2, 1. Çöpü döküyor. Kapı. Yemek getiriyor. Aynı saatte. Çarşamba bezelye, çorba, 2 ekmek, Kemal Paşa tatlı. Adamın bıyıkları var, sakalları. 15 dakika 24 saniye. Bazen 25. Kapı açılır, gider. 12 saniye. Kapı kapanır. 12 saniyede. En yakın organizasyon 35. yıl kutlaması görünüyor. Sanırım geçen sene bazı problemler yaşamışsınız. Evet. Annemin hiç hatırlamak istemeyeceği bir seneydi. Biz o yüzden bir çalışma yaptık. Birkaç fikrimiz var. Bakmak ister misin? Bakayım. Fırat, istersen daha sonra da bakabiliriz. Yani acelesi yok. Sonra bakalım mı? Anlatmak ister misin? Boş ver. Sen de canını sıkmayayım şimdi. Ne dersen de canımı sıkamazsın. Hem İyi bir dinleyici olduğumu söylüyorlar. Tamam. Fırat'cığım. Süreyya Hanım geldi. Toplantı odasında seni bekliyor. Biliyorsun bekletilmeyi sevmez. Süreyya Hanım'a ben onu nasıl unuttum ya? Allah kahretsin. Ben de onu arayacaktım. Elif, sonra devam etsek olur mu? Bu gerçekten çok önemli. Sorun değil. Kusura bakma.
Ben nasıl unuttum kadını? Süreyya Hanım, hoş geldiniz. Sude'cim, bize izin verir misin? Tabii tabii. Süreyya Hanım, iyi günler. Süreyya Hanım, öncelikle şunu söylemek istiyorum. Benim meseleden yeni haberim oldu ve ben sizden gerçekten çok özür dilerim. Hiç gerek yok Fırat. Ben buraya bir açıklama dinlemeye gelmedim. Seni sevdiğimi bilirsin. Onun için yüzüne söylemek istedim. Anlaşmadan çekiliyorum. Süreyya Hanım, bakın biz çok büyük bir yatırım yaptık. Ve bu kararınız yüzlerce insanı etkileyecek. Lütfen bir kere daha düşünün. Üzgünüm. Ama düşünecek bir şey yok. Süreyya Hanım. Bakın, sizin prensiplerinize ne kadar bağlı bir insan olduğunuzu hepimiz çok iyi biliyoruz. Ama siz de beni biliyorsunuz. Hiç olmazsa şunu söylememe izin verin. O mesajı annem atmadı size. Kız kardeşim attı. Ve ne yazık ki şu an sağlık durumu çok iyi değil. Geçmiş olsun. Allah şifa versin. Ama ben diyeceğimi dedim. Artık prosedürleri finans departmanı ile görüşürsünüz. Süreyya Hanım. İyi günler. Ne çabuk bitti. Doğru düzgün dinlemedi bile. Bir derdi var belli. Çok dalgındı. Sormadın mı ne derdin var diye? Sorduğumu tam anlatacaktı ama Sude girdi içeri. Bak. Söylüyorum ya sana, bilerek yapıyor Sarıçı'ya. İkinizin arasına girmeye çalışıyor. Ay Fulya, başlama yine. İkimiz diye bir şey mi var? Sen de olmasa da onda platonik aşamada. Bakmalar, nasılsın, ne yapıyorsun diye merak etmeler falan. Fulya. Tamam, sustum. Ama bak, şuraya yazıyorum, bu adam gelecek. Tamam. Ben kendime kahve almaya gidiyorum. İstiyor musun? Yok canım, afiyet olsun. Fırat. İyi misin? Hiç iyi değilim Elif, hiç. Bugün anlaşılan ikimiz için de pek parlak değil. Ne oldu? Boş ver beni. Toplantı mı kötü geçti? Milyarlık anlaşma çöpe gitti. Ve sanırım ben çok önemli bir ortağımı kaybettim. Süreyya Hanım mı? Ya, bu anlaşma bizim için gerçekten çok önemliydi. Ve her şey o kadar üst üste geliyor ki. Bazen olur öyle. Ne diyeceğim? Ben kafeteryaya gidiyorum. Kahve içecektim. Sana da ısmarlamamı ister misin? Çay. Dışarıda içeceğiz ve ben ısmarlayacağım. Tamam, çay. Ama ben ısmarlayacağım. Tamam. Peki, çantamı alıp geliyorum hemen. Ümran Ayaz ben. Kızımı görmeye geldim. Dila Ayaz. Bir dakika lütfen. Ziyaretçi izninin olup olmadığını kontrol etmem gerek. Ümran Ayaz ben. Kızımı görmeye geldim. Tamam hanımefendi. Doktor bey, lobiye kadar gelebilir misiniz? Mehmet sağ ol. Afiyet olsun Fırat abi.
Buraya sık sık geliyorsun galiba. Ofiste bunaldıkça kaçıyorum. Çok güzel bir yer. Çok. Ama tanıdık manıdık dinlemem, ben ısmarlıyorum, öyle anlaşmıştık. Tamam. Tamam dedim ya. Bu Süreyya Hanım neden bir anda anlaşmadan vazgeçti? Biraz karışık. Ya açıklaması zor bir durum. Belki ben yardım edebilirim. Kardeşim Dila, annemin telefonundan Süreyya Hanım'a bir mesaj atmış. Yani pek ağza alınmayacak laflarla dolu bir mesaj. Neden böyle bir şey yapmış ki? Dila Bahçeli Ümran Hanım, normalde izin vermezdim ama annesi olduğunuz için görebilirsiniz. Bu arada durumu çok hassas. Lütfen dikkatli yaklaşın. Elbette. Hanımefendi eşlik et. Tabii. Buyurun. Çok üzüldüm. Yani ne diyeceğimi bilmiyorum. Ben anlatmasam da nasılsa duyacaktın. Çünkü sosyal medyaya birisi bir fotoğraf koymuş herkesin dilinde. Benim elimden bir şey gelmez mi? Elif, bence hiçbirimizin elinden şu an bir şey gelmez. Doktorların kararını bekleyeceğiz. Yani ben belki Dila için bir şey yapamam ama Süreyya Hanım nasıl birisi? Dediğim dedik. Yani nelerden hoşlanır? Yani aslında onu uzun zamandır tanımama rağmen hakkında pek bir şey bilmiyorum. Kendini pek açık etmeyen insanlardı. Ama her insanın bir zaafı vardır. Nereye varmaya çalışıyorsun? Bu tarz insanları çok iyi tanırım. Bürokratlar, milletvekilleri, bakanlar. Çok çalıştım bu insanlarla. Yani demek istediğim, Süreyya Hanım istediği kadar sert dursun. Ya illaki onu yumuşatacak bir yol vardır. Çay. Çay. Mehmet. Ne işin var burada senin ya? Niye geldin sen buraya? Tabii ya. Ne halde olduğumu görmeye geldin değil mi? Ne yapacaksın şimdi? Etrafında turlayıp zafer dansı mı yapacaksın? Seni çıkartmaya geldim. Ne? Dalga mı geçiyorsun benimle? Hayır, dalga geçmiyorum. Otur. Otur. Herkes seni ve tabii ki bizi konuşuyor. Nasıl rezil olduğumuzu. Bu yüzden seni buradan çıkartmaya geldim. Ama sakın yanlış anlama, seninle ilgili değil. Tamamen aile itibarımı düşündüğüm için. Ne yapacağız? Çıkıyor muyuz o zaman hemen? Tabii ki çıkacağız. Ama önce senin ne kadar iyi olduğunu göstermemiz lazım insanlara. Aa, şöyle güzel bir fotoğraf çekelim, gel anneyle. Gel. Gel, korkma, gel. Gel canım. Gel. Samimi. Evet. Şöyle bir gül bakayım. Evet. Tamam. Ne yazıyorsun? Akut bronşit için müşahede altında olduğunu, bir an önce aramıza döneceğini ve bu yalanları itibar etmemelerini yazdım. Ama bunların yalan olmadığını biliyoruz, değil mi? Burası bir akıl hastanesi.
ve sen buradan asla çıkamayacaksın. Anne! Dur sakin. Ya nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorsun? Dur. Allah senin belanı versin be! Sen muhalefet sen beni sensin! Ne yapıyorsun canım? Tedarikçilerin listesini yapıyordun. Tamam bırak onu, acelesi yok. Süreyya Gürel hakkında bir araştırma yapacağız. Ne yer ne içer, ne sever ne sevmez, hangi moda evinden giyinir, tüm bunlara ihtiyacımız var. En ufak detaya bile, tamam mı? Da bu da nereden çıktı? Ya işte sen, Fırat için ve şirket için çok önemli. Peki. Malum haliniz, tarihi eser biriktirmek sadece koleksiyonerlik demek değildir. Aynı zamanda toplumsal ve kültürel mirasımıza sahip çıkmak demektir. Bu eserler aracılığıyla hafızamızı tazelemek ve geçmişi unutturmamak demektir. Canım benim Emlakçı'ya gitmem lazım. Oradan da güneşi alacağım. Süreyya Hanım'ın antika merakını araştırmaya devam et. Tamam mı? Tamam canım, o iş bende, merak etme sen. Hadi görüşürüz. Bugün her biri nadide parçalardan oluşan özel koleksiyonumu sanatseverlerle buluşturmak istememin amacı da budur. Toplumsal hafızamıza katkıda bulunmak. Ufak tefek tadilatları var ama hallederiz. Ne düşünüyorsunuz? Ufak tefek mi? Yani bence ufak tefekten daha çok şeye ihtiyacı var bu evin. Ve böyle bir eve çok fazla para istiyorsunuz. Maalesef hanımefendi, rayici bu. Malum bu aralar kiralık ev bulmak pek de kolay değil. Size söz verdim diye evi gezdirmeye getirdim. Yoksa bu evi havada kapacak bir sürü insan var kapıda bekleyen. İsterseniz iki sokak aşağıda bir dairem daha var. Oraya da bir bakın, karar verirsiniz. Peki. Buyurun. Burası mutfak. İsterseniz bir de salonu görelim. Çok yaşaydı. Buranın fiyatı daha uygun. Kiracı da 15 güne kadar çıkacakmış. Fakat mal sahibi 4 kira peşin istiyor. Kombi de bozuktu, söyledim yaptıracak. Ben biraz daha düşüneceğim. Peki siz bilirsiniz. Ama ben size söyleyeyim. Aklınızdaki bu rakamlara bunlardan daha iyisini bulamazsınız. Buyurun. Ne oldu bir anda ortadan kayboldun Süreyya Hanım'dan sonra? Çok kötü geçti. Hadi ya. Anlaşmayı bozmak istiyor. Neden? Ne oldu şimdi durup dururken? Dila annemle tartışmış. Sonra Süreyya Hanım'a abuk subuk mesajlar atmış. Ah Dila ya. Sude, bu anlaşma bizim için çok önemli. Ya Süreyya Hanım çekilirse gerçekten çok zor durumda kalacağız. Tamam, sen bu işi bana bırak. Ben ne yapar eder Süreyya Hanım'ı ikna ederim. Sen şimdilik bir şey yapma. Ben Elif'le de konuştum, o bir deneyecek. Elif mi?
O kim ki? Ne anlar bu işlerden Fırat? Sude biraz Elif'e güvenmeyi dene. Ya nereye gidiyorsun şimdi? Ne oldu? Dila'nın yanına. Kızı oraya bırakıp atmışız gibi geliyor. Vicdan azabı çekiyorum. Ben de geleyim. Gerek yok, sağ ol. Koşma. Nasıl geçti günün? Ver çantamı. O kadar da kötü bir yer değilmiş okul, değil mi? Bence ister misin? Tanesi 2 lira. Tabii ki, ver bakalım. Al bakalım. Teşekkürler abla. Rica ederim. Abla bir tane bence ister misiniz? Tanesi 2 lira. Alıyorum. Teşekkürler. Bazı insanların hayatı daha zor Güneş'ciğim. O da mendil satarak ailesine destek olmaya çalışıyor. Hadi bakalım. Oh. Nurten Hanım. Ne demek eşyalarımızı götürüyorlar? Hayır, hiçbir yere götüremezler. Beklesinler, geliyorum ben. Güneş, Güneş koş, koş, koş. Ne demek sadece birinci derece akrabalar? Ben de birinci derece akrabayım işte. Sevgilisiyim diyorum. Ben de aileden sayılırım. Olmaz diyorum beyefendi, olmaz. Bir de Dila'ya sorun siz. Sorun bir. Ya sabır. Beyefendi, daha da ısrar edecekseniz benimle değil ailesiyle görüşün. Hastane değil, hapishane. Kolay gelsin. Bütün buralarla sen mi ilgileniyorsun? Yani içerisi falan? Evet. Her yere girip çıkıyorsun yani. Evet. Hmm. İyi kazanıyor musun bari? Hayır, hayır götüremezsiniz. Hayır. Beyefendi durun lütfen. Ya ne yapıyorsunuz? Lütfen bırakır mısınız? Hayır.
Elif Hanım. Bırakın dedim, yapmayın dedim ama dinlemediler. Çok üzgün. Teşekkür ederim. Dönülmez yollarımı, kararsız günlerimi, şu garip hikayemi gözyaşlarım anlatır. Dönülmez yollarımı, kararsız günlerimi, şu garip hikayemi gözyaşlarım anlatır. Ömrümün zararı, kaybettim yarını, mutluluk yıllarımı, gözyaşlarım anlatır. Sana ağlayan kimdi? Seni kim candan sevdi? Ne hale düştüm şimdi? Gözyaşlarım anlatır. Sana sensizlik neler oldu, hayallerim nasıldı, senden bana ne kaldı, gözyaşlarım anlatır. Sensizlik neler oldu, hayallerim nasıldı, senden bana ne kaldı, gözyaşlarım anlatır. Karardı gecelerim, ben neredeyim, ben kimim? Seni nasıl bekledim, gözyaşlarım anlatır. Sana ağlayan kimdi, seni kim candan sevdi? Ne hale düştüm şimdi, gözyaşlarım anlatır. Sana ağlayan kimdi, seni kim candan sevdi? Ne hale düştüm şimdi, gözyaşlarım anlatır. Sana ağlayan kimdi, seni kim candan sevdi? Ne hale düştüm şimdi, gözyaşlarım anlatır. Dila. Niye geldin? Nasılsın? İyi misin bir tanem? Burada bu halde mi? Üzgünüm. Üzgünsün. Başka? Dila. Annemle konuştum.
Her şeyi anlattı bana. Yine ne anlattı sana? Her şeyin sebebinin ben olduğuna ikna etti mi? Ha? Attığım mesajları gösterdi. Sonra... Sonra o ses kaydını dinletti. Şeytan o kadın. Ruhsuz, duygusuz bir şeytan. Beni buraya kapatmak için yaptı bunların hepsini. Bir tanem. İnkar etme olur mu? Lütfen. Tamam. Mesajları ben attım. Aklımı karıştırmak istedim. Çok öfkeliydim çünkü çok üstüme geldi. Ama onu ben bıçaklamadım abi. Ben yapmadım. Ben yapmadım. En çok canımı ne acıtıyor biliyor musun? Senin bana inanmama. Dila. Bak ben ne yapıyorsam senin iyiliğin için yapıyorum. İyiliğim için değil mi? Bu mu iyilik? Bu mu iyilik abi? Beni buradan çıkarmayacaklar. Annem kazandı, ben kaybettim. İstediğini yaptı işte. Sen de ona yardım ettin. Sen benim hayatta güvendiğim tek insandın. Sen de annemi seçtin. Kardeşim niye yatağa bağlı? Bugün annenizle görüştükten sonra krize girdi. Annem burada mıydı? Kendisini zapt etmek çok da kolay olmadı. Kusura bakmayın, ne olur. Olur mu? Bakın Fırat Bey, kardeşinizin bir tedavi sürecinden geçiyor. Sürekli olaraktan ziyaretçi gelirse kardeşinizin dengesi bozulabilir. Ayrıca erkek arkadaşıyla konuşursanız sevinirim. Bir dakika, bir dakika. Erkek arkadaşım. Evet, bugün buraya gelmiş. Görüşmek için de bayağı ısrar etmiş. Hatta buralarda bir yerdeydi. Belki karşılaşmışsınızdır. Karşılaşmaz mı? Burada işte. Bakın Hakan Bey'in imzası. Tebligatı kendisi almış. İmzalamış. Her şey usulüne uygun yapılmış Elif kızım. Yapılacak hiçbir şey yok. Ben de basit bir devlet memuruyum. Aradılar, eşlik ettim mecburen. Eşyalarımı nasıl alabilirim? Yedi yemine teslim edilir. Verilen süre zarfında borcun ödemesini kapatırsan geri alabilirsin. Teşekkür ederim. İyi günler. Thank you.
Efendim Sude? Öyle bir anda çıkıp gidince aklım sende kaldı. Dila iyi mi? Her şey yolda mı? Sude, Dila'nın bir sevgilisi olduğunu biliyor muydun? Sana hiç bahsettim mi? Hayır, bilmiyordum. Bugün hastaneye gidip onu görmek istemiş. Kimmiş peki? İsmini öğrenebildin mi? Öğrenemedim. İsim bırakmamış. Ümran'ın bugün Dila ile fotoğraf paylaşmış, gördün mü? Ne fotoğrafı? Psikiyatri kliniğinde olduğunu söylemesen ben de inanacaktım. Küçük bir soğuk algınlığı yazmış. Herhalde dedikoduları bastırmak için yaptı. Tamam Sude, sağ ol. Teşekkürler haber verdiğin için. Ararım sonra seni. Ne aptal herif, aptal Yılmaz. Hoş geldin. Hastaneden geliyorum. Dila'nın yanına gitmişsin bugün. Evet. Sen gittikten sonra kızın kriz geçirmiş, yatağa bağlamak zorunda kalmışlar. O hep kriz geçiriyor. Benimle ne alakası var? Ya siz ne yapmaya çalışıyorsunuz? Gerçekten soruyorum bunu. Sonunda beni de mi deleteceksiniz? Bunu mu istiyorsunuz? Ben anlamıyorum. Ne oldu? Anne, Dila'yla kavga ediyorsunuz. Sonra diyorsun ki Dila beni bıçakladı. Bugün hastaneye ziyaretine gidiyorsun. Sonra birlikte hiçbir şey olmamış gibi gülümseyerek poz veriyorsunuz. Normal mi bu? Canım, bu kadar sinirlenecek bir şey yok. Kendi ile ilgili haberleri görünce rahatsız oldu ve kendi fotoğraf çektirmek istedi. Çok normal yani, öyle mi? Ben gerçekten kime neye inanacağımı şaşırdım artık. Sen bana inanacaksın. Ve artık onun hasta olduğunu kabul edeceksin. Ben doktorların kararını bekleyeceğim anne. Bakınca ne görüyorum biliyor musun? Bir orman. Sana okuduğum masalı hatırlıyor musun? Evini arayan küçük tilkinin ormanı. Onun gibi kocaman bir orman. İşte bu ormanda birlikte kamp yapacağız. Hazır mısın? Gel bakalım. Al bunu. Bunu da al. Gel bakalım benimle. Aynen öyle, tut bakalım. Aferin. Aynen. Bas şimdi üstüne. Evet. Thank you.
çırçır böceklerin seslerini duyuyor musun? Dinle bak. Bak şuradaki çalıların arasında evleri. Gördün mü? Balıklarda yuvalarını oraya yapmışlar. Baksana. Tepemizde bir sürü yıldız var. Bir yorgan gibi örtmüş üzerimizi. Ha, bak bir tane yıldız kaydı, gördün mü? Kocaman, çok güzel parlıyor. Aynı küçük tilkinin ormanı gibi değil mi? Masanın sonunu hatırlıyor musun? Küçük tilki akşam olunca bir sürü ev görmüş. Kuşlarınki ağaçta, cırcır böceklerinki çalılarda, balıklarınki suda. Küçük tilki ve babası kendilerine yeni yuva kazarlar. Öncekinden daha büyük, daha sıcak bir yuva. Küçük tilki evlerinin yüksek bir ağacın tepesinde ya da dikenli çalıların arasında olmamasından dolayı çok hoşnuttur. Çok yorulmuştur, çok uykusu gelmiştir. Yavaşça gözlerini kapatır. Ama çok mutludur. Evleri bütün evlerin en güzelidir. Çünkü onların evleridir. Bizim de uykumuz gelmedi mi bakayım, hı? Hadi o zaman. Gel. Üstümüzü de örtelim. Aç, 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 aç. Evet, gel. Güzelce kapatalım üstümüzü. Gel bakalım. Ah. Rahat mısın? İnsanın evi neresidir biliyor musun? Dört duvar ya da üzerinde çatısı olan bir ev değil. Yıldızların altında da yaşayabilir insan. Topraktan yatak yapar mesela. Yapraktan da bir yorgan. İnsanın evi kendini huzurlu ve güvende hissettiği yerdir. Yalnız olmadığını hissettiği, sevildiği her yer evidir. Aa, uyumadın mı sen? Günaydın. Açık havada uyumak çok güzelmiş, değil mi? Bol bol oksijen aldık. hadi sen okula, ben işe. Geç kalacağız, hadi çabuk. Kalk, 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 kalk.
Hadi. Ver. Aa. Niye bu kadar ağır? Bu ne koydun içine? Tamam. Bakmamı istemiyorsan bakmayacağım. Ama okula gidene kadar ben taşıyayım mı? Seni taşıman için çok ağır çünkü. Anlaştık. Hadi hadi geç kaldık, yürü. Haydi ama haydi. Sen ne gerizekalı bir adamsın ya. Ne işin vardı senin hastanede? Dila'yı görmeye gittim. Ya hiç mi düşünmüyorsun bir gören olur, tanıyan olur diye? Nitekim Fırat orada olduğunu öğrenmiş. Hadi ya. Ya Dila'nın sevgilisi varmış, sen tanıyor musun diye bana sordu. E demek öğrenememiş işte. Tanımıyorum deyip geçip gitseydin. Bir sürü risk alıp seni bu şirkete ben soktum. Senin umurunda olmayabilir ama benim kaybedecek çok fazla şeyim var. Bu yüzden bir daha arkamdan iş çevirecek olursan seni geldiğin çukura geri gönderirim. Artık o sular öyle akmıyor Sude Hanım. Var bizim de kendimize göre bir planımız. Üf, defol git başımdan ya. Sevgili senden telefon bekliyorum. En fazla 2 dakika. Kapıdayım ben. Alo. Aşkım. Aşkım, beni bırakmayacağını biliyordum. Kızım seni çok merak ettim ya. İçeri de sokmadılar. Hapishaneden farksız burası Yılmaz. Annem tezgahladı her şeyi. Abim inanmaz zannediyordum ama onu da kandırmış. Güveneceğim bir tek sen kaldın. E ne yapacağız peki şimdi? Benim buradan çıkmam lazım aşkım. Yoksa beni çıkarmayacaklar, buradan çıkmama müsaade etmeyecekler. Öyle kolay mı? Hapishane mi orası ya? Dedim ya, hapishaneden daha beter. Ben yarın kaçacağım Yılmaz. Oha. Her gün aynı saatte açılan bir servis kapısı var. Ketrin garajı oradan geçiyor. Yarın sen tam o saatte bir arabayla orada ol. Motor geliyor hadi. Saat olacak sakın unutma, seni seviyorum aşkım. Dila nasılsın? Çok iyiyim, teşekkür ederim. Ben de seni bayağı iyi gördüm. Ben bir de dün için sizden özür dilemek istiyorum. Yapmamam gereken bir şey yaptım. Daha sakin davranmalıydım. İyi niyetini göster o zaman. Beraber seans yapalım mı? Çok sevinirim. Yalnız şu kolumdakini çıkarsak... böyle kendimi esir gibi hissediyorum. Sakin duracağına söz verirsen. Söz. Teşekkür ederim. Nasıl ya? Bildiğin toparlayıp götürmüşler mi? Yapabiliyorlarmış. Muhtar öyle söyledi. Bak kurşun falan döktürmemiz lazım. Geziyorlar tepemizde. Hem sen niye beni aramadın? Hülya ben de ne yapacağımı şaşırdım. Bir yandan güneşe belli etmemeye çalıştım. Çadır oyununa falan vurdum işte kendimi. Of ya. Of. E güneş yine üzülmüştür. Yok, öyle olmadı. Ne fark ettin biliyor musun? Etrafında çocuk varken hiçbir şey o kadar da kötü olmuyor. En dipteyken bile gökyüzüne bakıp kendine tutunacak bir dal buluyorsun. Ne bileyim,
yeni bir enerji. Bir çeşit savaşma güdüsü. Hemen ayağa kalkıyorsun. Bu o kadar muazzam bir duygu ki. Laflara bak, laflara. Hiç anlamam. Bu akşam bizim evimizden gökyüzüne bakacaksınız. Sığışırız bir şekilde Elif. Fırat Bey geliyor. Sakın tek kelime etme. Günaydın Fırat Bey. Günaydın. Günaydın. Çalışmanızı bölmek istemiyorum. Süreyya Hanım'la bir toplantı ayarlayabildik. Onun haberini vermek istedim. Öyle mi? Çok sevindim. Çok zor oldu gerçekten ama hatırla bir tanıdık soktum araya. Elif, bu son şansımız olabilir. Halledebilecek miyiz? Tabii ki halledebileceğiz. Biz de bu sırada bir araştırma yaptık. Süreyya Hanım denizi seviyor, teknesi var. Fransız mutfağına meraklı. Ya iyi tamam da bunlar biraz hani herkesin malumu olan şeyler ya. Evet, haklısınız. Ama Süreyya Hanım'ın eski el yazmalarına büyük bir zaafı olduğunu herkes bilmiyor. Biz de bunu kullanabileceğimizi düşündük. Aklında ne var? İşte tam bu konuda uzman bir insan tanıyorum diyelim. Merak etmeyin, halledeceğiz. Güzel. Umarım işe yarar. Merak etmeyin. Elif, biraz gergin miydi? O kadar haklı ki. Onun yerinde kim olsa aynı olurdu. Fulya, ev konusundan kimseye bahsetmiyorsun. Tamam mı? Bak kimseye, çok kırılırım. Hadi iş başına. Hakan'ın evini buldum. Burada bir şey yok Sude. Zaten evi de kiraya vermişler. Tamam, çevreye sorsaydın belki tanıyan bilen birileri çıkar. Sude, gerçekten saçmalıyoruz ama. Bak, kapı kapı dolaşıp insanlara sorular mı soracaksın? Buradan bir şey çıkmaz. Zaten ne aradığımız belli değil. Ben şirkete dönüyorum. Fırat Bey, ben de size geliyordum. Son satış raporlarının onaylanması gerekiyor. Bunları Sude'ye onaylattır. Bana özet geçsin, tamam mı? Tamam efendim. Elif. Ha. Ay kreşe, bize aksiyon bitmiyor biliyorsun. Kötü bir şey olmadı değil mi? Ha yok yok. Güneş ve macera alırım. Ben de çıkıyorum, bırakayım seni. Gerek yok, taksiye biner giderim ben. Bu saatte bulamazsın taksi. Gel bırakayım hadi. Peki. Güneş. Merhaba Elif Hanım. Kusura bakmayın, siz de böyle apar topar çağırdık ama biz bir türlü ikna edemedik Güneş'i. Teşekkürler, gerisini ben hallederim. Hadi çocuklar. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Güzeli. Ne yapıyorsun burada? Düşünceli bir çocuksun. Bak bana. Buna gerek yok. Ben her şeyi düzelteceğim. Her şeyi halledeceğim. Senin okula gitmen lazım. En önemlisi bu. Anlaştık mı? Güneş. Elif ablan haklı. Senin burada değil, okulun içinde olman lazım. Değil mi?
Gerisini biz Elif ablanla hallederiz. Değil mi? Hadi bakalım toplayalım burayı. Olmaz Güneş'ciğim. Fırat abinin işleri vardır. Yok, hiçbir işim yok. Boşum. Ama bugün olmaz. Ne istiyor? Ne istiyorsun? Hı? Biz evde, salonda kamp yaptık, çadır kurduk birlikte. Onu oynamak istiyor seninle. Tamam. Çok güzel. Ben çok iyi bir kampçıyım biliyor musun? Ve çok güzel gölge oyunları biliyorum. Sana da öğreteyim mi? Ama bugün olmaz Güneş. Müsait değiliz. Tamam. O zaman şöyle yapalım. Başka zaman söz. Olur mu? Ama yapacağız. Gel bakalım. Dila nasıl? Küs bana. Bugün yine ziyaretine gittim ama beni görmek istemediğini söylediler. Üzüldüm. Yarın doktorlar heyet toplantısında bir karar verecekler. Nasıl yani? Belki onu isteği dışında orada tutmamız gerekecek. Yani benim üzerime vazife değil. Tabii ki doktorlarımız en doğrusunu biliyor ama... Böyle bir kararı kardeşini hiç tanımayan insanlara mı bırakacaksın? Elif inan bana ben tam olarak ne yapmam gerektiğini bilmiyorum. Bilmiyorsan yapma. O senin kardeşin Fırat. Onu en iyi tanıyan sensin. Kusura bakma biraz ileri gittim. Belki de sen haklısın. Güneş hadi. Kızıyorum ama artık. Güneş. Hadi üzme Elif ablanı. Tamam. Bıraktığın için teşekkürler. Rica ederim. Değiştireyim, sana hemen yemek hazırlayacağım, tamam mı? Efendim Fulya. Geliyorsunuz değil mi? Bak geçiyorum eve. Canım hiç gelmeyelim biz ya. Ya bak, valla alınıyorum ama artık Elif. Ya bak şimdi girdik eve, valla gerçekten. Ama yarın geliriz, söz. Çok yorgunum. Kızım nerede yatacaksınız? Ne yiyip ne içeceksiniz ya? İnat etme işte. Bir dakika. Güneş, kapıya bakar mısın? Canım biri geldi. Ben seni arayayım sonra. Güneş merhaba. Kim geldi? Güneş çantasını arabada unutmuş da bırakmak istedim. Soracağım ben sana çadırı. Buyurun. Bizim ormanda burası işte.
çok sevdim. Çok güzel olmuş. Ama bence biraz eksiği var. Bana niye anlatmasın? Hakan'ın borçları seni niye ilgilendirsin ki? Yardım edebilirdim. Neden? Çünkü yardım etmek istiyorum. Bir de... Ne bir de? Güneşi çok seviyorum. O da yasak değil ya. Tabii ki değil. Ama bu benim sorumluluğum. Güneş de benim sorumluluğum. Hayatımda aldığım yanlış kararlar da. Fırat lütfen. Bu işe karışma. Yoksa... Yoksa ne? Senden tek ricam karışmaman. Lütfen. Nereye? Wow. Peki. Güneş, ne kadar güzel bir gökyüzü yapmışsın. Ben feneri rica edebilir miyim acaba? Biz hani gölge oyunu oynayacaktık. Hı hı. Değil mi? Açar mısınız feneri? Teşekkür ederim. Hazır mıyız? Başlıyoruz. Ormanda gezen bir tane kurt varmış. Çok kocaman bir kurt. Tek başına geziyormuş. Ama karnı çok açmış. Sonra gezerken birdenbire küçücük bir tavşan çıkmış. O kurt yavaş yavaş tavşana doğru yanaşmış. Ağzını kocaman açmış. Sonra ne yapmış? Tavşan kaç, tavşan kaç, 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 kaç. Küçük tavşan kaçmayı başarmış. Fakat bu kurt aç kalmış. Sonra bir bakmış, burada da küçük bir tavşan var. O kurt ona... Yani benim üzerime vazife değil. Tabii ki doktorlarımız en doğrusunu biliyor ama... böyle bir karar kardeşini hiç tanımayan insanlara mı bırakacaksın? Elif, inan bana, ben tam olarak ne yapmam gerektiğini bilmiyorum. Bilmiyorsan yapma. O senin kardeşin Fırat. Onu en iyi tanıyan sensin. Alper, yarın sabah ilk iş senden bir şey isteyeceğim. Elif'in bankaya olan tüm borçlarını kapatın.
Evi de banka tarafından satışa çıkartılmış. Onu biz satın alacağız. Bana bak, kimsenin haberi olmayacak, kimseye bahsetmeyeceksin. Tamam mı? Süreyya Hanım'la konuşabildin mi? Hı? Süreyya Hanım'la konuşabildin mi? İkna edebildin mi onu? Konuştum. Yemek ayarladık. Bakın ikna etmeye çalış. Güzel. İkna etmeye çalış ne olur. Çok önemli. Aslında ben de seninle bunu konuşmak istiyordum. Sen de orada olman lazım anne. Yani olan biteni bir de senin ağzından dinlesin. Olur. Gelirim tabii. Bir şey yaptım. Dilan'ın en sevdiği şey. Ben bugün hastaneden Dila'yı çıkartıyorum. Saçmalama. Asla böyle bir şeyi kabul etmiyorum. Neler yaşadığımızı unuttun herhalde. Asla izin vermem. Gerekirse başında 7/24 adam duracak. Doktorlar gelip evde kontrollerini yapacaklar. Ne geliyorsa elimden hepsini yapacağım ama kardeşim o hastanede tek başına bırakmayacağım. Sana kurban olsunlar oğlum. Allah ne muradın varsa versin. Allah tut. Mehmet, çık dışarı. Yalnız bırak bizi. Hemen. Hemen. Senin ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu? Sen benim canıma kastetmek mi istiyorsun? Yarıda bıraktığı işi gelip burada bitirsin diye mi getiriyorsun eve? Asla kabul etmiyorum. Öyle bir şey olmayacak anne. Kimse kimsenin canına kastetmeyecek. Bak o benim kardeşim, senin de kızın. Ve asla bir hastane odasına tek başına kalmayı hak etmiyor. Haydi bakalım. Bu işin sonu ne olacak Elin? Ne zaman? Şimdi mi? Şimdi. 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 Hey! Kaçıyor. Dur, kaçma. Kaçıyor, kaçıyor. Yakalayın. Burada kalamam. Burada kalamam. Burada kalamam. Burada kalamam. Çekil, çekil, çekil. Yakalayın şunu.
Dila. Kendisine ve çevresine karşı zarar vereceğine kanaat getirirsek mahkemeye başvurup istemsiz yatış kararı çıkartacağız. İşte burası. Hadi. Hoş geldiniz. Merhaba. Süleyman abi yok mu? Çınar altındaydı. Bir profesör ahbabı gelmişti de. Az bekleyin, hemen çağırayım isterseniz. Olur. Tabii. Sen bu Süleyman abiyi nereden tanıyorsun ya? Bana hiç bahsetmedi. Uzun hikaye. Anlatırım bir ara. Dün akşam Fırat bizdeydi. Arayacağım deyip niye aramadın şimdi belli oldu. Bak bak bak, hiç de anlatmıyorsun ha. Anlatacak bir şey yoktu o yüzden. Yani Güneş ısrar ettiği için geldi zaten. Gelince de evin o halini, bomboş halini gördü. Saklamana gerek kalmadı o halde. Peki ne dedi, ne oldu? Kesin yardım etmek istemiştir ama sen tabii ki kabul etmemişsindir. Çünkü Elif gururu bunu gerektirir. Hiçbir şey yapmayacağına dair söz aldım. Ne yapacaksın peki? Yeniden başlayacağım. Belki daha uzak bir semtte. Belki daha kötü bir evde. Belki her kuruşun hesabını yapacağım. Ama birlikte olacağız. Önemli olan da bu. Senin bu sakinliğine hayranım. Yani ben senin yerinde olsam şimdiye kadar çoktan çıldırmıştım Elif. Belki daha önce olsaydı ben de ne yapacağımı bilemezdim. Paniklerdim, korkardım. Ama artık ne bileyim, güneş var. Elif kızım, nerelerdesin sen? Süleyman abim. İyi, sağ ol, teşekkür. Nasılsınız? Sağ ol, teşekkür ederim. İyiyim, sen nasılsın? Ben de iyiyim. Allah iyilik versin. Efendim. Alo Fırat. Efendim Alper. Ya kapatıyordum neredeyse. Dediğini yaptık. Bütün borçları kapattık. Evi de satın aldık. Alper sağ ol. Teşekkür ederim. Bir anlayabilsem. Bir anlayabilsem. Neyi anlamıyorsun? Bir sorun mu var? Yok. Bir sorun yok. Bakabilir miyim ona? Hayrola? Görmemem gereken bir şey mi var Alper? Verir misin lütfen? Al.
böyle? Emlak işine girdik de benim mi haberim yok? Yok, şirketle alakalı bir durum değil. Yani zaten anlamışsındır. Fırat'ın kişisel hesabından. Yani? Yani Fırat Elif Hanım'a ev aldı. Ne? Ne diyorsun Alper? Şunu diyorum. Elif Hanımcığımızın evi merhum eşi Hakan Bey'in ödeyemediği kredi borçları yüzünden banka tarafından satışa çıkartılıyor. Ve içindeki bütün eşyalar da haczediliyor. Ve hikayemizin bu kısmında kahramanımız Fırat Men uçarak gelip Elif Hanımcığımızın ne kadar borcu varsa hepsini kapatıyor. Bankanın satışını da durduruyor. Ya. Ne hikaye ama, değil mi? Efendim. Ümran Hanım. Nida Hanım şu anda... Fırat geldi mi? Çıkarttınız mı? Çıkarmak mı? Aslında Dila Hanım kaçmaya çalıştı. Ama o sırada Fırat Bey geldi ve engelledi. Ben size başka bir şey söyleyecektim. Dila Hanım sizinle görüşmek istiyor. Çok önemliymiş. Alo. Anne. Aferin sana. Aynen böyle devam et. Sayende parmağımı bile oynatmama gerek kalmıyor Dilacığım. Eğleniyorsun bakıyorum bu durumla. Hı? Artık karar verdim. Ben de eğleneceğim. Abime bir şey sormanı istiyorum. Neymiş o? Canım benim bunu yetiştirmem lazım. Güneş'i sen kreşten alır mısın? Büyük bir zevkle de sen otobüse mi gideceksin? Tamam sen merak etme beni, hallederim ben. Peki karışmıyorum. Nasıl istiyorsan öyle yap. Ben kaçıyorum o zaman. Tamam ama Güneş'e işimin çıktığını söyle, küsmesin bana. Tamam. Elif. Hani şu organizatör kadın. Ne olmuş ona? Yanında da küçük bir kız vardı. Güneş. Tanışmıştın. Hatırladın mı? Abime bir sor bakalım. O çocuk. Kimin çocuğuymuş? Ne diyorsun sen? Anlamadım. Ne demek istiyorsun? Ben biraz yorgunum. Dinlenmek istiyorum. Dila! Alo? Umarım bir faydası olur. Ağırmış. İçindekiler daha ağır. Süreyya Hanım gelmek üzeredir. Ben gideyim. Dursana. Ben sana teşekkür bile edemedim. Teşekküre gerek yok. Daha fazlasına gerek var. Şu yaptığın şey gerçekten sandığından çok daha değerli. Eğer işe yararsa çok önemli bir iş ortağımızı geri kazanmış olmayacağız. Yüzlerce insanın işsiz kalmasına engel olacağız. O yüzden kuru bir teşekkürden daha fazlasını yapmak isterdim. Sorunumuzu çözsün, ben başka hiçbir şey istemiyorum. O zaman şeyden sonra, yani Süreyya Hanım'la görüştükten sonra seni arayabilir miyim? Konuşmak istediğim bir konu vardı. Tamam. O zaman... Ben ararım seni. Tamam, şey,
Umarım bir aksilik olmaz ama olur da bir sorun olursa ben yukarıda bekliyor olacağım yine de. Teşekkür ederim. Süreyya Hanım, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Buyurun. Çok teşekkürler bizi kırmadığınız için. Annem yolda trafikte kalmış. Birazdan o da burada olur. Buyurun. Abime bir sor bakalım. O çocuk kimin çocuğuymuş? Kanı gibi gidiyorsun. Hızlan biraz. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Bu ne Fırat? Sizin için ufak bir hediye. Aslında yemekten sonra vereceksin ama. Başımda böyle mum gibi dikilmeyeceksin değil mi? Çok pardon. Bakıyorum dersinde çok iyi çalışmışsın. Etkilenmedim desem yalan olur. O yüzden annenin geç kalarak yaptığı terbiyesizliği şimdilik göz ardı edip seni dinleyeceğim. Ama burada bir yerde durduğunu unutma. Evet. Seni dinliyorum. Anlat bakalım. Süreyya Hanım, öncelikle sizden tekrar özür dilemek istiyorum. Kendim, şirketim ve annem adına. Bu mesele benim için sadece sizin gibi değerli, saygıdeğer bir iş ortağını kaybetmek anlamına gelmiyor. Bakın, harcadığımız parayı ve yaptığımız yatırımın büyüklüğünü bir kenara bırakın. Bu iş için istihdam edilen yüzlerce insan ve onların aileleri söz konusu. Hepsi bundan kötü etkilenecek. Her şeyi bir kenara bırakalım. Ben sizin bu insanlara bunu yapmayacak bir insan olduğunuzu çok iyi biliyorum. O yüzden lütfen beni, şirketimi ve annemi bir kenara bırakın. Bu insanlar için özrümü kabul edin. Bak Fırat. Bana verdiğin bu hediyenin ne kadar değerli olduğunu muhtemelen sen de bilmiyorsun. Nereden nasıl elde ettiğini sormayacağım. Ama belli ki benim dahi tanımadığım hatırlı tanıdıklarım varmış bir yerlerde. Çok önemli bir eser olmasının dışında çok da iyi korunmuş. Ve dünya üzerinde bundan 3 tane olduğu biliniyor. Ve şu anda bir tanesi benim önümde duruyor. Çok haklısın. Paradan ve gururdan çok daha önemli şeyler var bu hayatta. Bunun gibi, o insanların mutlulukları, hayatları gibi. Bunu çok dikkatli bir şekilde arabaya götürüp bagajdaki kasaya kaldırıyorsun. Sakın gün ışığı görmesin. Peki efendim. Bu yaşanan talihsizliğin bir daha tekrar etmeyeceğini düşünerek özrünü kabul ediyorum. Bıraktığımız yerden devam edebiliriz.
Çok teşekkürler. Afiyet olsun. Sağ olun, size de. Sude Hanım. Bir sorun mu var? Bilmem. Sence bir sorun olmadığı kesin. Ama tebrik etmek gerek. Nasıl bir plan kurduysan tıkır tıkır işliyor. Ne planı? Anlayamadım. Numara yapmayı bırakalım mı? Hı? Gerçekten anlayamadım. Ama ben anlıyorum. Senin gibi kadınları iyi tanırım ben. Kocası ölmüş, güya yas tutan bir kadın. Zengin adamın eteklerine yapışır. Ahlarla vahlarla onu acıncak halde olduğuna ikna eder. Peki de daha ileri gitmişsindir ha? Sözlerine dikkat et. İleri gidiyorsun. O zaman Fırat niye borçlarını ödedi? Evin kredi borcunu bile ödedi. Söylesene. Ne aile ama. Kocası metresine ev açar, karısı da onu gömer gömmez aynısını yapar. Aile boyu ahlaksızlık. Teşekkür ederim, sağ olun. Görüşmek üzere. Elif, sen iyi misin? Sana benim sorumluluğum dedim. Bir şey yapma dedim, söz vermiştin bana. Neden yaptın? Elif, anlamadım. Ne oldu? Ya sen benim borçlarımı nasıl ödüyorsun? Hangi sıfatla? Elif! Söyleyecektim ben sana. Kimsin sen? Sen benim neyimsin ki bu kadar hayatıma karışıyorsun? Elif! Elif! Elif, dinler misin beni? Ya Elif, anlatmama izin verir misin? Ben sana ne? Sana ne? Ben sana güvenmiştim. Güneş'le ben de ikimiz de sana güvendik. Ya Elif, bak lütfen dinle beni. Keşke seni hiç tanımasaydım. Çık git hayatımızdan. Elif, dinler misin beni? Lütfen. Güneş. Bırak. İşin de param da senin olsun. İstifa ediyorum. Yapma bunu Elif. Güneş, hadi. Elif! Fulya arabaya.
Kemerini tak. Sana tek bir soru soracağım ve bana doğruyu söyleyeceksin. O çocuk kimin? Bana cevap ver. O çocuk kimin dedim? Herkesin karanlığı kalbinde, herkesin hikayesi gizli bir yara. Kimsesiz bir gölgeyim yapayalnız.